Selamlar millet. Minecraft'tayız. Ve yeni bir maceraya atılmak için heyecanla bekliyoruz. Bu maceramızda gerçekten de uzun uzun yapılar yapacağız beraber. Bu yapıların amacı, işlevi ne olacak? Hepsini tek tek anlatacağız zaten. Şimdilik ilk olarak bu arkamda gördüğünüz bu. Evet millet. Şimdi galiba merak ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bu ne olabilir ki acaba? Belki inanmazsınız ama bu bir bilgisayar. Ve bu bilgisayarın yapabileceği şeyler çok kısıtlı tabii ki. Sadece hafızada bulunan şeyleri alıp bizim ekrana bastırmak gibi kısıtlı bir özelliği var. Fakat bu sadece bir demo bilgisayarı. Bu video serimizde biz beraber toplama çıkarma işlemleri yapabilen 4 ya da 8 bit, ona hala karar vermedim, 4 ya da 8 bitlik bir bilgisayar yapacağız. Ve bütün her şeyini, bütün o yani bilgisayarlarda görmüş olduğumuz çipleri, kontrol ünitelerini, register'ları ve bizim istediğimiz kodlarla bizim istediğimiz şeyleri, mesela add için, yani eklemek için ya da çıkarmak için farklı farklı kodları kendimiz hazırlayacağız. Hepsini kendimiz yapacağız. Baştan sona. Bu da demek oluyor ki gerçekten de uzun bir video serisi olacak bu. Cidden uzun olacak. İnşallah sıkıcı olmaz. Sıkıcı anlatmamaya çalışacağım. Ama yani benim konuşma tarzım biraz sıkıcı olduğu için sıkılabilirsiniz ona. Yani o konuda söz veremeyeceğim. Neyse. Şimdi gelelim. Gelelim neye? Şimdi gelelim buradaki küçük basit mekanizmaya. Bu mekanizma bizim bilgisayarın kalbi. En önemli şey bu. Yani diğerleri de tabii çok önemli ama en önemli bu. Neden bu en önemli? Çünkü bu bizim bilgisayarımızın atan kalbi. Tıpkı bir insanın kalbi ya da herhangi bir canlının kalbi gibi belli bir süre boyunca belli bir süre atıp belli bir süre sessiz kalır. Ve biz buna her seferinde her bir tike bir clock pulse diyeceğiz. Bu bizim için çok önemli olacak. Çünkü bütün her şeyimizi biz buna göre ayarlayacağız. Bu bizim kalbimizin atışı olacak. Şimdi ben kalbimizi durduruyorum. Zaten bütün output'umuzu dışarı vermişiz. Şimdi kalbimizi durdurduk. Kalbimizi durdurduk. Peki niye durdurdum? Çünkü şunu göstermek için durdurdum. Burada bir tane manuel bir çalıştırma kolu var. Yani biz burada bilgisayarımıza kendi istediğimiz zaman aralıklarında kalp masajı yaparak, bir tür kalp masajı oluyor bu da. Kalp masajı yaparak bilgisayarımızın işlemini bir adım daha ileri taşıyacağız. Bu noktada en önemli kısmımız burası. Yani burası bilgisayarımızın kalbi. Bu çok basit, burası çok basit bir devre zaten ama cidden çok önemli bizim için, bilgisayarımız için. Şimdi bunların hepsini tek tek anlatacağız. Şimdi çok derine inmeyeceğiz. Burası bizim RAM'imiz. Bilgisayarımızın RAM'i. Burada biz geçici olarak bilgilerimizi depolayacağız. Ve bazı bilgileri silip onun üzerine farklı bilgiler depolayacağız vesaire vesaire. Bu bizim RAM'imiz. Bunun nasıl çalıştığını, nasıl yapacağımızı anlatacağız hepsini tek tek. Burası bizim binary counter'ımız. Yani ikili sayaç mı? İkili sayaç gibi bir şey. Yani bu bizim bilgisayarımızda sayı sayma işlemini yarıyor. Yani şu anda bizim bilgisayarımız binary kodda 1000. Yani bu ne demek? 8. Yani şu an 8 sayısı tutuluyor burada. Vesaire. Bunların hepsini yapacağız. Bunları yapmak için pistonlar kullanacağız. Meşaleler kullanacağız. Bu gözetleyici mi, gözlemci mi? Öyle bir şeyler kullanacağız. Burada farklı tip bloklar kullanacağız işlerimizi kolaylaştırmak için. Ben niye bu kolaylaştırmayı söylemiyorum? Neyse. İşlerimizi kolaylaştırmak için farklı tip bloklar kullanacağız ve şunlar çok önemli bizim için. Bunlar güneş dedektörü. Bunlarla birlikte biz output'umuzu almak için uğraşacağız. Şu an hiçbir şey anlatmayacağım. Sadece böyle ufak bir demo gibi bir şey yapmış oldum.
Burası en çok zamanımı alan yer, fakat burası en gereksiz yer. Yani bu sadece görsel amaçlıdır. Burada hiçbir bilgisayarla ilgili hiçbir şey yok. Burada sadece hafızamızda depolanmış olan bilgiyi burada göstermek için bunu yaptım. Bu çok uzun sürdü ama bunu yapmak zorundaydım ki gösterebileyim neler depolandığını hafızamızda. Şimdi istersek bu kalp bilgisini biz buradan işte hafızamızdaki adresi girip sonra o adrese hangi kombinasyonu girmek istediğimizi seçip buradan yazma butonunu açıp ve bilgisayarımızın kalbine bir masaj yaptığımızda bu bilgi oraya kaydedilecek ve bir sonraki döngüde, yani bu döngü buradan başlayıp yukarı kadar gidiyor, sonra bütün bu ekran sıfırlanıp tekrar en baştan başlıyor. Bu en baştan tekrar başladığında artık bizim yeni bilgimizi buraya aktaracak. Şimdi bunu denemek isterdim ama bunu bozmak istemiyorum. Bu şu anda çok güzel gözüküyor. Evet, bu video zaten bir demo amaçlı bir video oldu. Bu videonun ardından gelecek olan ilk videoda genel itibariyle kullanacağımız araçlarla ilgili ufak bilgiler vereceğim. Nasıl kullanacağımızı ve en önemli konseptimiz olan bir bilgiyi nasıl depolayacağımızı anlatmaya çalışacağım. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum, o yüzden hiçbirinin. Ama yapım aşaması uzun sürecek. Uzun süreceği için biraz sıkıcı olabilir ama umarım sıkıcı olmaz. Sıkıcı anlatmamaya çalışacağım. Minecraft'ın bize sunmuş olduğu büyük ayrıcalıkları kullanarak bazı yapmakta çok zorlanacağımız şeyleri yapmak için bazı yapmakta çok zorlanacağımız parçaları Minecraft'ın bize sunmuş olduğu farklı blokları kullanarak yapacağız. Mesela pistonlar ya da ne bileyim slime bloklar ya da işte gözlemciler vesaire vesaire. Ya da bu meşaleler, kırmızı meşaleler gibi düşünebilirsiniz. Evet millet, bu video zaten bir bilgi amaçlı bir videoydu. Bu videonun ardından gelecek olan ilk videoda ben genel itibariyle ne kadar kullanacağımız araç varsa onları tek tek anlatmaya çalışacağım. Hepsini bir videoda anlatamayabilirim. Ama zaten önemli olan uzun olmaması. Kısa kısa öz bilgilerle anlatmaya çalışıp sonra beraber yapacağız inşallah. O zaman millet, sağlıcakla kalın.